üzerine al şunu. Üzülme canım. Ay canım. Allah'ım, Allah'ım çok şükür. Sen de buradasın. Yavrularım benim. Kızım benim. Asya'm. Rıza. Tamam. Tamam, sakin. Geçti. İyi misiniz hepiniz? Ey, Zeliş'i ve beni. Haydar dışarıya çıkardı alevlerin arasından anne. Biz avluda sıkıştık. Haydar hepimizi tek tek çıkardı. Ne oldu biliyor musun anne? Zeliş bana ağlama anne dedi. Ne? Allah'ım. Bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar işte böyle. Sağ ol oğlum. Sağ ol sen. Bana dünyaları bağışladın. Gitmiş Sümbül anne. Rüzgar da azdırmış yangını. Bir anda kül olmuş. Gel bak. Taş taş üstünde kalmamış. Gitmiş koca azmalı konak. Gitmişse gitmiş. Kimseye bir şey olmadı ya. Canımız sağ olsun. Hem ben ne zaman arkama baktım Bekir? Söylesene. Daha güzelini alırız. Yepyeni kocaman bir konak yaptırırız. Kalkın. Kalkın çabuk. Herkes otele. Memo. Telefon edin. En güzel odaları açsınlar. Büyük bir kahvaltı sofrası kurulsun. Hadi. Hadi arabalara. Hadi. Yürüyün. Hadi. Şimdi duydum. Nasıl geldiğimi bilemedim. Thank you.
Ben kimseyle aynı odada kalmam. Anlamıyorsunuz ki Hayriye benim nişanlım. Ayrı bir oda açıverin artık, Allah Allah. Aman ben seninle aynı odada kalmaya bayılıyorum sanki senelerdir. Ben de bundan kalmam. Oğlum ya, otursana kardeşim, sen dur. Bana bakın ya, sokağa atılmanıza az kaldı. Nereye veriyorlarsa orada kalır. Sus artık be. Abla 100 odalı yerde bize oda mı yok? Hayatımda ilk defa bir otelde kalıyorum. Bari bir başıma kalayım ya. Tek ben de ayrı bir oda istiyorum. Bu Haydar'la kalmam. Kız ne demek, kocanla kalınmaz mı? Laf. Ben evde de oğlanla yatıyorum. Bundan yatmam. Ulan bir çarpacağım bir de yer çarpacak ha. Hadi bir dene istersen ha. İnsan rezil ediyorsunuz be. Lütfen sessiz olun. Kardeşim, otel müşterilerini rahatsız ediyorsunuz. Ne yapacağım saçınızın ya? Yapma oğlum. Şu Bekir'de nerede kaldı? Ben Hayriye'ye yakın bir oda istiyorum. Ne olur ne olmaz. Yapar herkes yerde. Kendine bir oda istiyor ya. Bak 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 bahaneye bak. Bu ayrı oda istiyor. Bu da ona yakın oda istiyor. Şimdi vallahi geberteceğim seni. Hayriye yapma ya. Pardon bakar mısınız? Ben de tek kişilik oda istiyorum. Bu yangınla ilgili yazacağım şeyler var. Anne ben acıktım anne. Tamam anlayacağız. Anne ver de. Tamam be. Tuvalete gidecek odan var mı? Ben gidiyorum da. Ben de. Dur be. Odada işersiniz. Ya Fatma bana sarılın. Ne oluyorsunuz ya karpuzcuklar gibi? Otel burası. Sessiz olun. Hadi erken nerelere kayboldun? Azıcık dur da şurada şunları odalara yerleştir. Biz sizden uğraşmamı eksikti ha. Çıkın odalarınızı hadi. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Sofraya kahvaltıya hadi. Servis başladı. İçeride sessiz olun mu paralar? Ay ayağımıza kahvaltı mı getirecekler? Yok sen otelin mutfağına girip hazırlayıvereceksin hepimize gene. hadi. Bırakın sallamayı çocuklar hadi. Tamam beyefendi. Kızım o yanıkları niye aldınız? Depoya konulacak onlar. Hadi. Hayriye seni kaç numara? Memo abi senin kaç numara? Hayriye bırakın şunları ya. Bırakın şunları. Odaya yanık komodin sokulur mu ya? Memo. Allah Allah. Ben bu tabut gibi şeye binemem Bekir abi. Lan geç. Hadi. Memo. Kız ne salak şeysin be? Onca katı yürüyerek mi çıkacaksın? Bin alış. Dağılı. Allah'ım sallanıyor. Hayatta binemem. Korkarım ben. Hey Allah'ım yarabbim. Bırak binmesin. Merdivenlerden gel. Ne var bunda binemeyecek be? Gorgüsüz. Hadi yürü. Atı şimdilik benim çiftliğe gönderdim. Ev işi hallolunca yollarım. Ben gideyim artık. Sağ ol Ali Bey. Burada rahat edemezsiniz siz. Benim çiftliği hazırlatayım. Yok Ali Bey. Sağ ol. İcap ederse bizimkileri bağ evine yollarım. Şimdilik bir arada olalım da. Herkesin ödü patladı. Biraz geçsin bakalım. Hem otel motel akılları dağılır. Ne lazım Sara? Hadi büyük geçmiş olsun. Her şeyin başı can sağlığı, üzülmeyin. Haklısın Ali Bey, haklısın. Sağ ol. Jandarma ile konuştum. Bu gaz yanması gibi gözüküyor diyor komutan. Bence de öyle. Bir anda inmiş konak. Tüp falan patlaması değilmiş. Bizim kalorifer yakıtı da yok. Depo boştu, sızdı desem... Abim biliyor mu? Yok, söylemeyelim daha diyoruz. Zaten morali hiç iyi değil. İyi, biraz daha toplasın kendini de. Öğleden sonra komutana gidelim. Bir heyet inceleme yapsın. Gene biri bizimle uğraşıyor ama... Yıldım artık ya. Bakacağız bakalım. Siz şimdi kafayı takmayın. Çocuklar sakın Bahar'a bir şey belli etmeyin. Biz Zeliş hastalanmış falan diye çıktık ona göre. Nasıl olsa öğrenecek. Ay yengemin o şahane siyah elbisesi de yandı bu durumda. Bir tek sabahlığım kaldı. Benim de pijamam ve terliklerim. Çok güzel olmuşsunuz. Ya. Anne gülme bak. Kalk kızım. Senin mücevherler evde miydi anne? Yok, kasadaydı. Benim zümrüt takım evdeydi. Bırakın şimdi. Tek tek sayarsak deliririz. Yarın gider birkaç parça üst baş alırsınız. Bitti gitti işte. Aslında böyle hafif hissediyor kendini insan. Sen şanslısın. Her şeyin İstanbul'da senin. Aman abla. Canını kurtarmışsın, elbiselerini mi düşünüyorsun? Millet yerleşmiş. Yalnız o katta büyük gürültü varmış. Otel müdürü deliriyor. Bunlar burada olmaz. Bağ evine gönderelim bunları. Bir tek Fatma ile Bekir kalsın. Nerelerde Bekir? Oğlum şuraya bir 10 kişilik yer yap da kenarda yesinler. Baş olsun efendim. Bekir, yarın seninle Fatma dışında herkesi bağ evine yollayalım diyorum.
Burada rahat edemezler. Sen bilirsin Sümbül anne. Sağ ol. İlaç saati yaklaştı. Biraz çay içelim önce. Saat kaç? 8. Annem nerede? Apar topar eve gitti. Zeliş ateşlenmiş. Hem gelecek şeyler de vardı. Çok mu ateşlenmiş? Doktor bakmış mı? Bakmış bakmış. Al canım iç biraz. Bak kolları neredeyse iyileşmiş. Büyücüler ve doktorlar el ele verip hallettiler. Vallahi korkulur senin bu ailenden. Hemşireyi kafalayıp yoğun bakımda bile merhem sürdürdü annen. Benim ninemin annesi Lokman Hekim'miş. Ülkenin ilk kadın doktoru. Hala bazı formülleri bilir annem. Boğazım ağrıyınca iğrenç şeyler içirirdi bana. İy, 3 dakikada geçerdi. Ben soğuk algınlığı nedir bilmem. Yalnız bu sefer Dicle getirdi o merhemi. Köyünde denemişler. Sağlam, sağlam. Anne, 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 ne? Ne oldu? Konak. Ne oldu ya, söylesenize. Biraz önce Ürgüp Radyosu'ndan dinledim. Asmalı Konak'ta yangın çıkmış. Bilmediğinizi bilmiyordum, hay Allah. Alo anne. Ne oldu? Konak'ta bir şey mi oldu? Nalan hemşire radyodan duymuş. Söyleyin lütfen, herkes iyi mi? Oh neyse. Ev ne durumda? Ev iyi durumda. Islak biraz. Biraz mutfak yanmış. Merak etmeyin siz. Seymen yanında mı? Hayır. Merak etmesin o da. Önemli bir şey değil. Ben birazdan geleceğim zaten. İstediklerini getiremeyeceğim. Islanmışlar çünkü sudan. Ya? Seymen nasıl? İlacını sürdünüz mü? İyi. Geveze şey. Hemşire radyodan duymuş, koşmuş yetiştirmiş. İnsan hasta adam, hamile kadın. Dikkat eder biraz. Ya anne nasıl olsa söyleyecek biri. Gidip biz anlatalım uygun bir dille. Şimdi delirir sabotaj falan diye. Evet, biz gidelim. Kız onunla tek başına baş edemez. Hem konuşuruz hep beraber, bir hal çaresine bakarız. Bekir. Sen çocuklara para ver. Çarşıdan ihtiyaçlarını görsünler. Kimsenin çöpü kalmadı. Fatma toplasın götürsün hepsini. Sen de dinlen bugün. Günlerdir sandalyede uyudum. Beni arayın. Tamam. Sen de yat biraz kızım. Kızı da uyut. Bak saatlerdir ayakta. Sakın kimse üstüne gitmesin bak. Zorlamayın konuş konuş diye. Bakalım ne yapacak. Sustu gene. Ama büyük bir aşama bu. Öyle bir şoktan sonra hem de. Bir kere kendi sesini duyması bile çok önemli demişti doktor. Sen götür bizi oğlum. Memo, senin üstün başın pek tuhaf. Hadi. Renk abi ekmeğinizi yiyin, ekmeğinizi yiyin. Otur salak, onun işi bu. Sen çay verdiğinde nasıl davranıyor Dilara ablan, öyle davranacağım, bırak. Hadi siz gidin.
Sen de. Çok mersi. Aa, bu biraz açık olmuş. Ben daha koyu rica edeceğim. Nasıl içtiğimi de öğrenin artık. Epey bir müddet buradayız. Susun be. İnsan içeri çıkaracak halini yok valla. Zaten yarın herkes bağ evine gidecek. Bugün bile fazla ama Sümbül anne kalsınlar dedi. Al şunları. Ama az önceki gibi edepsizlik ederseniz birazdan da gidilebilir yani. Ben gitmem. Burada kalacağım. Ben hiç gitmem. Ya baba ya, sen nasıl olsa burada kalıyorsun. Ben beyimi yalnız bırakamam. Aa, ben de gitmem. Çocuğun işi olur. Kim bakacak Zeliş'e? Yeter be. Peki bunlar ne olacak? Ha. Toplaşıp çarşıya çıkın. Birer ikişer üst baş alın herkese. Para etmezse kartan çekersiniz. Şuradan bahçeden çıkın. Görünmeyin böyle kimseye. Vallahi savaştan kaçan mülteciler gibisiniz. Şunlara bakın. Bugün bana elleşmeyin. Yatacağım. Ay abla. Şöyle buraya göre şık bir şeyler alalım. Giyinir, kuşanır, havuz başına ineriz ha? Maya falan da alırız değil mi? Ne o Memo? Hayalinde Hayriye'yi mayoyla mı canlandırdın ha? Sus, ne diyorsun sen ha? Hadi. Gel, 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 gel. Hadi bak, gel bak. Yeter be. Biraz yavaş ya. Ayıp, müşteriler var, rahatsız oluyorlar. Biz alışkın değiliz buraları, ne yapalım Zeynep Hanım? Bize hizmet edilince dengemiz bozuldu. Alışkın olmasan da sesini biraz alçak tutabilirsin. Bak etraf ne kadar sessiz. Turistlere birazdan animasyon başlayınca buradaki sessizliği görürsün. Zengin turistler bağırıp çağırınca sayılmıyor ama. Adı eğlence oluyor. İçip içip böğürerek havuza falan atlayabilir onlar. Ama paran yoksa patırtı da yapamazsın. Tamam Salih. İstediğiniz kadar bağırın. Aslanım benim be. Ne varsa sende var lan. Yalnız postalanmamız az kaldı yani. Hatırlatayım da. Az çeneniz tutun da şurada iki gün kemiklerimiz dinlensin. Balayına böyle bir yere gideriz Hayri. İstediğin kadar dinlenirsin. Ha, bir bizim düğün eksik kaldıydı. Yok anam yok. Bunların dertleri bitmez ki. Sen o düğünü unut. Yok valla. Konuşacağım ağamla iyileşince. Tamam artık. Ne bu kardeşim ya? Bizimki de can. Vallahi burama kadar gel. Hayder. Hayder abi. Lan şuna bak. Şuna aşa bak ya. Tamam. Ne diyorlar? Ev kül olmuş. Tamamen yanmış. Annem biz üzülmeyelim diye öyle dedi herhalde. Şimdi bunu düşünme Seymen. Senin çok sakin olman lazım. Önce iyileşmen lazım hayatım. Doğduğum günden beri o evdeyim ben Bahar. Nasıl üzülme dersin? Bütün çocukluğum, anılarım, her köşesi... Bu ne ya? Hayat ne söylemeye çalışıyor bana? Dinle bakalım hayat sana ne söylemeye çalışıyor. Ne? Adı Hayat. Kimin adı Hayat? Kızımızın. Nereden biliyorsun deme, biliyorum. Anlattım ya sana. Ama sen baygınsın, hatırlamaman normal. Bunun bir kız olduğunu eminim dedim ya. Aptala malum olur dedim ya. Dünyanın en güzel evini alacağım ona. Erkencisin Tamer. Kızlar, bana da bir çay verin.
Hemen getiriyorum am. Kahvaltıya başlıyorsanız yumurtayla ekmekleri getiren mi? Getir getir. Bana şöyle tereyağlı çıtır çıtır kızarmış bir de tost yap Bengül. Ay ne biçim hasta bu be? Çay ver içeri. Hasta masta değil o. Ben biliyorum hastalığı. Halam rahmetli de o hastalıktan öldüydü. Hiç böyle olmaz. Bak şimdi de tereyağlı tost istiyor. Perhizi falan olmaz mı canım insan hastaysa? Kafadan hasta o kafadan. Kader ablamın da yüzünde güller açıyor. Hayret valla. E bu kadar sene kocasızlık kolay mı? Ayrı yatıyorlar kız. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ne biliyorsun gece ne oluyor? Adam hasta hasta. Karımarı düşünecek hali mi var? Bak şu tosta geliyorum. Tamer. Eskiden hatırlıyor musun gazete yoktu burada. Ta Ürgüp'e adam yollardı gazete için. Evet baba. Bana geldiğimden beri ilk kez baba dedim. Telefon etmem lazım. Günaydın. Duydunuz mu olanları ya? Ne olmuş? Asmalı konak. Yanmış kül olmuş. Ne? Kül mü olmuş? Tövbe. Vallahi köy birbirine girdi. Oradan geliyorum. Kimseye bir şey olmuş mu? Gel gel iyi herkes gördüm ben. Otellerine yerleştiler. Şimdi oradan geliyorum. Ay Zeliha iyi mi? Doğru söyle bak Ali. Vallahi iyi be. Gidersin birazdan otele gözünden görürsün. Gitme oğlum şimdi uyuyorlar. Bütün gece ayaktaydılar. Ne üst ne baş. Öylece kala kalmışlar. İbibik gibi komşuya sığınmışlar. Ah, neden yanlış peki? Sabotaj diyen var, tüp diyen var. Bakıyorlar. Anamın laneti sürüyor bak görüyor musun? Saçma sapan konuşma Kader. Böyle şeylere inanmıyorsun herhalde. Neden? Sana da çok lanet etmişti anneannem. Bu oğlan ne kadar terbiyesiz olmuş böyle ya. Bu iyi hali. Sen yeni geldiğinde görecektin. Bu kadara zor zapt ettik. Hadi çay verin. Bakmayın öyle. Öldüm acımdan. Atlarını almam diyordum ama şimdi bir gitmek lazım. Canım senin zorun Dilara'yla. Anasının kabahati ne? Sümbül'ü görür gelirsin. Dilara'nın yüzüne bakmazsın. Ne yapıyor Sümbül? Ne yapsın? Kapandı omzuma bir saat ağladı zavallı. Vah vah vah. Gülmesene kız. Gülecek şey mi bu? Ne oluyor ya? Ben yokken eski aşk alevlendi mi yoksa? Ha? Aman bunu densizliği işte. Konak monak gözüm görmez. Ya birimize bir şey olsaydı? Onun için kimsenin ağzından ah vah duymak istemiyorum. İyi anne de neden yansın durup dururken koskoca yer? Ya her yeri eski. Tahtaların bir 50 senesi vardır. Her yeri açık. Hava akımı var zaten. Bir yer alev alsa hortum gibi her yere çeker. Masum sıradan bir yangın yani. Bırakın ya. Ben de yedim. Biraz önce itfaiyenin şefiyle konuştum. Her yere gaz dökülmüş. Biri eve girmiş. Elini kolunu sallaya sallaya sulamış etrafı. Kibrit çakıp gitmiş. Yangının yayılma şeklinden belli dedi. Öyle diyecekler tabii. Söndüremediler ya. Oğlum, herkes o saate kadar ortalıktaymış. Kim yapacak? Kim olacak? Tabii ki Haydar. Evdekileri tek tek dışarı çıkartan Haydar. Az kalsın yanıyormuş. Tabii, böylece sicilini temizleme fırsatı buldu işte. Haydar kendi ailesi içindeyken yangın çıkartmaz. Bu dışarıdan birinin işi. Seyhan, Hamzaoğlu'yla bir görüş bakalım. Belki bildiği vardır. O da bilmiyor. Biraz önce bizimleydi. Kendi derdimize dalıp çok fazla işi yarım bıraktık. Çok. Ondan oluyor bunlar. Sen nasılsın bu sabah? Beni bir an önce şuradan çıkartın da çok iyi olacağım o zaman. Aa oğlum. Ay halini görmüyorsun galiba. Kale gibi bir ev alacağım. Çocuğumu ve sizleri artık tehlikeye atmak istemiyorum. Kuş uçmayacak bundan sonra. 20 tane iyi adam bak Seyhan. Söyledin mi? Ay. Ay heyecanlanma diye bunca zaman haberi sakladı kızcağız senden. Adını bile koymuş torunumun. Söyledi mi? Tebrikler abi. Bahar'ı otele götürün. En sağlam yerde bir oda açın. Adamlar odanın önünden bir dakika bile ayrılmayacak. Bahar, kesinlikle tek başına bir yere gitmeyeceksin. Seyhan, Bahar'ın güvenliğinden bizzat sen sorumlusun. Yan odada devamlı bir doktor bulunacak. Merdiven inmek, hoplamak, zıplamak yok. Seymen.
Sen ne dediğini bilmiyorsun. Gel. Gel biz bir şeyler yiyelim. Çok açım. Seyhan'la onlar biraz konuşsun. İşlerle ilgili soracağı bir sürü şey var. Ne bakıyorsun suratıma öyle? Başka şansımız var mı? Bu çocuk da mı gitsin? İyi de abi, böyle yaparsan sinirden düşürür zaten. Hele bir düşürsün. Bak şunları, tek başlarına bir yere gitmesinler. Yenge, yapma. Bana çocuğunu taşıtacak çanta muamelesi yapıyor. Ne oldu bu adama böyle? Kızım, ne oldusu var mı? Delirdi işte, belli. Üstüne gitme. Bir iki haftaya kendine gelir. Aa, hasta işte. Nasıl bir şok geçirdiğini bilmiyorsun sanki. Bari sen aklını başına topla. Benden nefret ediyor. Anne, sen yanına git. Ben size yiyecek alırım. Yalnız gitmesinler diye tutturdu yine. Bahar, sakin ol. İstanbul'dan beri olanları düşünsene. Sana hala öfkeli. Kendine daha çok öfkeli. Yaman'la hesaplaşmadan bu öfkesi dinmeyecek. Ama şimdi bunun sırası değil. Bence biraz uzak dur. Böyle birbirinizi çok yıpratırsınız. Nefret ediyorum ondan. Keşke geberseydi. Ben İstanbul'a dönüyorum. Çocuğu doğurur muyum, doğurmaz mıyım bilmiyorum. Düşüneceğim bakalım. Yalnız gitmeden önce ona bir çift lafım var. Hayır, dur biraz. Gel seninle biraz dışarı çıkalım ha. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi. Hey Allah'ım ya. Bıktım sizden de aşkınızdan da. Yok. Sizinkilerden kimse yoktu. Annemler abime gitti. Diğerleri de çarşıda zaten. Geçmiş olsun ya. Çok üzüldüm. Sağ ol. Çok kötüydü, çok. Bir ara dumandan boğuluyorduk. Allah'tan evde uyanık birileri varmış da erken fark ettiler. Uykuda cayır cayır yanabilirdik. Tamam. Düşünme artık. Geçti. Geriye bakma, tamam mı? Ya her şeyim gitti. Bütün odam, elbiselerim, telefon da gitti. Telefon faizi misin sen ya? Al bunu. Ben buradan çıkınca yenisini alırım. Sana da yeni kart yollarım. Resepsiyondan 2 saat sonra al tak kartı, tamam mı? Zengin arkadaşın olsun, evin olmasın. Bu kadar işte ya. Seninle konuşamadıktan sonra ben telefonu ne yapayım? Çok mu özlüyorsun beni? Banyoya, çabuk banyoya. Geliyorum. Aa, Salih. Ya Zeynep, bu bir sesine bir türlü karar veremiyorum ben ya. Ne yapıyorsun sen burada? Bir gören olacak şimdi. Çabuk dışarı. Ben aşağı ineceğim. Birazdan ama konuşuruz. Ama birkaç gün içinde kayıt için orada olmam lazım. Ya bir dakika. Çok sıkıştım. Bir tuvalete girip öyle gideyim. Giremezsin. Neden? Özel şeylerim var ortada. Kendi odana git. Manyak mısın, nesin ya? Hadi. Başlayacağım bu vücudu artık ama. Kesin seni gördü. Şimdi bekler kapıda. Çıkamazsın da. Görürse görsün. Ona hesap mı vereceğiz? Ne yapacağı belli olmaz. Kalkar birine söyler, olmaz.
Ne yapıyorsun lan sen burada? Hiç baba. Zeynep'i bekliyorum. Okul için İstanbul'u arayacaktık da. Git aşağıda bekle. Allah Allah. Söyle aşağıdayım de. Zeynep, ben aşağıda bekliyorum. Tamam. Babası. Of, bekle biraz. Bak sonra merdivenden arkadan git. Bak görünme, tamam mı? Ne aile ya. Abileri ayrı dert, yanaşmaları ayrı dert. Tamam git git. Hala burada mısın sen? Ben gitmiyorum Seymen. Yanında kalıp seninle ilgileneceğim. Kendinle ilgilenirsen bana daha büyük iyilik yaparsın. Hemen gitmeni istiyorum. Dinlenmen lazım Bahar. Hamile bir kadının böyle bir ortamda ne işi var? 1000 tane mikrop var. Burası hastane. Aman tamam tamam. İstenmediğim yerde duracak değilim. Zaten ben İstanbul'a dönecektim, Seyhan engel oldu. İstanbul'a mı dönecektin? Burada hapis hayatı yaşamayı düşünmüyorum yani. Çocuk olduktan sonra istediğin yere gidersin. Öyle mi? Çocuk yok. Çocuk mocuk olmayacak. Gel buraya. Ne oldu abi? Bir şey yok. Dışarı çıksın. Yanıma gel. Lütfen. Söylediklerine sen de inanmıyorsun değil mi? Senin yüzünden ölüme değdim ben. O mayınlara sen sürdün arabayı değil mi? Kendimi bir daha asla bu noktaya getirmem Bahar. Asla eski ben olamam. Beni artık eskisi kadar sevmiyorsun değil mi? Sen benim her zaman saray gözüm olacaksın. Hayatta sen de kalbimin içisiniz. Ama artık beni zorlama olur mu? Huzur ver. Söylediklerimi yap ve güzel bir bebek doğur. İzin ver. Seni de kendimi de koruyabileyim. Sen beni artık sevmiyorsun. Otele götürür müsünüz biriniz? Tekir abi bu ne sence? Kızarmış kuş kafesine hapsolmuş kuş pisliği. Ne bileyim oğlum, iki saat baktım da seçtim listeden. Memo, ayılık etme. Sessiz sedasız yaşın. İlla ki kendini küçük düşüreceksin. Ne var? Bir şeye benzetemedim. Hadi benzettim diyelim. Ben bununla doymam ki.
Şuna bir çorba bir makarna yapamadın odada Hayriye. Bildiğin makarna var mıdır acaba? Oğlum şunu doğru dürüst yesene. Kes şöyle. Ya niye kessin anne? Zevki böyle bunun. Memo. Oğlum. Baksana. Bak bardağın boşaldı hadi. Kız yeter. Sapıkçığın alışık değilsin. Şimdi yemeği neler görürler. Işte. Ayıp. Sen de rakı içme o zaman. Ben erken. Çocuğa baksana bak ne yapayım. Ay eşek sürüsü. İşte şimdi. Oğlum. Dur ne yapıyorsun sen? Hadi. Gel dans edelim ha. Hop. Hadi. Kız gel şuraya. Allah müstahakını versin. Haydar. Şuna bir şey söylesene. Artık ben karışmıyorum. Ay benzettiler burayı da. Ay çok şirinler ama. Ha gel kuzum. Ha yemek yiyeceksin hadi. Annen geldi bak. Yedirem dedim ama senle yiyecekmiş annesi. Yani ben şuradayım. Bir şey lazım olursa. İyi eğlenceler. Sağ ol abla. Bir isteğin var mı? Doğru durun. Tamam abla. Ne dedi? İyi eğlencelerdi. Ama anama küfretseydi daha iyiydi yani. Hadi hadi. Yiyip çabucak yok olalım. Yok anam yok. Buralar bize göre de. Biz gidelim bağ evine. Rahat rahat otururuz. Hadi artık yiyelim canım. Sen de doğru ye kız.
Kaç gün oldu bizi unuttular. Unuttukları falan yok. Her gün nevalenizi getiriyoruz işte. Bekir abi her gün soruyor bir ihtiyaçları var mı diye. Aman iyi burası be. Otelde elini ayağını nereye koyacağını bilmiyor insan. Hiç olmazsa karnımız doyuyor. Gelin abla nasıl Memo? İyi gibi ama geçmiş olsun. Esir gibi oradan oraya geziyor. Hastaneye sokmuyormuş ağam onu ha Memo? Sokmuyor. Mikroplu burası. Çocuğa iyi değil diyor. O işte başka bir iş var. Mikroplu olur mu hastane? Hastalar hep ölür o zaman. Orada insanlar çocuk doğuruyor be. Bir şey demediler mi? Ağam yarın çıkıyormuş. Biz lazım değil miymişiz? Özel hemşiresiyle doktoruyla geliyormuş. İyice bir havalandılar bakalım hayır olsun. Konak yanınca noktayı koydu ağam bana kalırsa. Artık hiçbir işini şansa koymuyor. Aman o kadar da azında varsa olur. Konağı çok özledim. Nesini özledin kız? Sabah akşam iş iş. Azıcık tatil yap işte. İki gün sonra yeni evde dedin dışarıda koşturacaksın gene. Bahçede ne güzel otururduk. Kapı önü ne güzeldi. Akşam yatakta insan nasıl ürperirdi değil mi Hayri abla? Bizim odanın kapısı durup durup gıcır açılırdı. Hortlak geldi sanırdık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor müdür? Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Geçin. Hadi geçmiş çocuklar, olsun. Ağrım var, daha fazla dikilemeyeceğim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bahar nerede? Odasında herhalde. Yani odanızda. Uyuyordur. Uyuyor? Hep uyuyor. Doktor normal dedi ama... Çocukluk yapıyorsun yenge. Anlamadım. Abim geldi sen buradasın. Kendimi biraz yorgun hissediyorum. Buraya gelecek zaten. O seni korumak için hastaneye gelmene izin vermedi. Biliyorum Seyhancığım bir şey demedik. Ha bak ne diyeceğim bana bir oda ayarla. Buraya gelen giden olur şimdi ben rahat edemem. Hem bulantılarım başladı. Sevmeni de uyutmam şimdi. Dikkat et kendine. Hadi bakalım dayısı. Nalan Hanım. Hoş geldin hayatım. Sizi karşı odaya alacağız. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Seyhancığım bana oda ayarlayacaktın. Aa, nedenmiş o? Burada kalmayacak mısın? Hayır anne bulantılarım var. Hem burada fazla trafik olur. İşleri falan da buradan görürler şimdi. Ben rahat edemem. Doğru söylüyor. Kızın dinlenmesi lazım. Bir aydır kimsenin huzuru kalmadı. Herkesin dinlenmesi lazım. Yemeklerini nerede yiyeceksin hayat? Aşağıda. Ha kalkabiliyorsun. İyi. Akşam yemeğinde görüşürüz o zaman. Ben gidip bakayım uygun bir oda var mı? Ya bunlar çıkıp gelmişler Sümbül anne. Aa, nereden çıktınız siz? Ağamın bin türlü işi olur şimdi Sümbül anne. Onun düzenini şimdi otelciler bilmez. Biz neciyiz burada? Dilar ablayla Zeynep İstanbul'a gidecekmiş. Çocuğa da bakılacak. Hoş geldin ağam, öpeyim. Geçmiş olsun ağam.
Sağ olun kızlar. Ben de bunlar neredeler diyordum. Sakatlık makatlık kalmadı değil mi ağam? Bakayım yanıkların geçmiş mi? Dur Dicle. Oh, İyi. Maşallah. Acık bir şey kalmış. O da geçer inşallah. O merhem sürülecek ağam. Tam geçene kadar bırakılmayacak. Hadi çekilin ayak altından. Tamam sonra gelirsiniz. Rahat bırakın adamı. Hadi, hadi. Bir duş yapsın hadi. Rahatlasın. Hadi. Hadi. Biz buradayız ağam. Ben bir hadi, çay demledim. Hadi. Banyodan sonra içersin ağam. Odan da içersin. Güle güle. Durdukları yerde durmuyorlar. Bak kaçıp gelmişler bu evinden. Terbiyesiz şeyler. Bırak anneciğim. Onların evi bizim yanımız. Hepsi gelsin bırak. Oteli birbirine katıyorlar Seymen. Hadi sen işlerine bak biz çıkalım. Bir şey istersen ara. Hadi teyzeciğim gidelim. Hadi bakalım. Hadi, gelin. Hadi canım. Meğer ben seni ne kadar çok seviyormuşum. Hadi, hadi, hadi. Yok olun, yok olun. Otel çok iyi durumda Seymen. Bu yeni müdür burayı bambaşka yapmış. Onu buluncaya kadar ne çektim sen bana sor. Oğlum şey aradı. Ali Hamzoğlu aradı. Sana Batmi'ye gelmek istedi. Ben de yemeğe davet ettim. Bir mahsuru yoktur inşallah. Yok anne. Zaten ona yaptıkları için teşekkür borçluyuz. Benimle konuşmak da istiyordu zaten. İyi olmuş. Bir teklifte bulunacakmış otelle ilgili. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo, paçayı düzmüşsünüz gene kızlar bakıyorum. Sen paradan haber ver. İki günde Ankara'yı yükleyip buraya getirdiler. Ne? Alışverişe Ankara'ya mı gittiniz? Terlikle geziyorduk abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel oğlum şöyle karşıma. Birer rakı götürelim beraber ha. Antibiyotiklerin bitti mi senin? Bitti bitti. Bize rakı ver Ahlan. Baş üstüne. Bahar nerede Seyhan? Uyuyormuş. Kaldırdım. Geliyor şimdi. Ya anne bu kadar uyuması normal mi? Normal dedi doktor. Normal değil. Vücut mutsuz zamanlarda kendisini korumak için uyuşturucu salgılar salgılıyor. Böylece insan gerçek hayatın sıkıntılarından uzaklaşıyor. Mutsuz falan değil. Bebek büyürken ilk zamanlarda böyle alt üst olur hamileler. Her şey normal. Düzenli kontrol altında. Evet. Ruh sağlığı dışında her şey normal. Ah Seymen ne oldu biliyor musun? Kaderin kocası Kemal döndü. Hadi ya bunca sene sonra. Pek hastaymış. Az bir ömrü kalmış. Son günlerimi sizinle geçireyim demiş konağa yerleşmiş. Avukata talimat verdim anne. Hamzaların konağın üzerindeki hacizin düzmece olduğunu ispat edebilirmişiz. Allah Allah olmaz öyle şey. Evlerini mi alacaksın altlarından? Evet abla. Bu konuyu kapat. Gene başlamayalım Seymen. Ben haberiniz olsun diye söyledim. Adamla aranızdan su sızmıyor da son zamanlarda. Geçmiş olsun ya. Seni böyle görmek ne nimet. Sorma Ali Bey. Dünyayı oturarak görmeyi özlemişim. Bir dakika bile yatmak istemiyorum. Hoş geldin Tamer. Geçmiş olsun. İyisin. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamer de sana bir geçmiş olsun deyip gidecek. Nereye gidiyormuş? Otur bakayım şöyle Tamer. Önce yemek yiyeceğiz. Ne o? Bizi yaşlı falan mı buluyorsun? Senin takımı aratmayız merak etme. Estağfurullah. Uzat bardağını uzat.
Hadi oradan numaracı. Çek bakayım elini. Dayın kızmaz oğlum. Bu gecelik içsin mi dayısı? Aman hiç içmiyor sanki. Tamam tamam gerek yok. Ay bir de bunun beşamel soslusu oluyor çok güzel. Hadi beyler güzel bir akşam. İçelim hadi. Afiyet olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hadi abi. İşi iyice ilerlettiler. Kim der ki şu iki aile bir asırdır birbirinin gözünü oydu diye. Tamer de kızı istiyormuş diye duydum. O kadar da uzun boylu de. Öbür gün gidiyorsunuz inşallah. Ha? Evet. Bak gidince sululuk etme ben de evde kalacağım falan diye. Paşa paşa yurduna yerleş. Ne işi varmış bekar kızın evinde? Ne var be abisi başlarında. Dilara da kalacakmış biraz. O bir giderse gelmez zaten bir daha. Kız tedavi ettirecekler. Umut var artık diyorlar. Bir konuştu o kadar değil mi? Öyle. Ne yapıyorsun ben? Kuzum bir gülsün. Tamer abi selam verdi ona baktım. Çık yavaş. Geriye. Bir baktıralım istersen oğlum. Gene bulantısı falan tuttu herhalde. Ben bakarım. Yazışmaların son aşaması. Şimdi geliyorum abi. İş tabii uygun sen. Bir yer bulmaya kaldı. Böyle bir lokanta burada daha çok iş yapmaz mı Taner? İstanbul'da 1000 tane yer var. Burada mevsim belli abi. Burada bir iki küçük bir şubesi açılır o kadar. Hakan bu sene tamamen dönüyor. O gelsin o da burada açar diye düşündük. Sen de İstanbul yolcususun yani. Evet. Böyle hangar gibi bir yer istiyorum. Gece 12'den sonra kulübe dönüşecek. Nasıl yani disko gibi falan mı? Disko gibi ama çocukları daha kaliteli bir şey düşünüyorum. Yani. Avrupa'dan evet. DJ'ler getireceğim. Bizim olan sizin kıza fena yenik. Aman aman iş çıkarmayın. Vallahi isteyin diye her an tutturabilir. İş kuracak şimdi İstanbul'da. Sahi mi? Babasına dünyayı dar ediyor. Anası başlarından gitsin diye sermayeyi verelim demeye başladı oğlan. Seymen'le otel işini konuşacağım ben de. Yani anlayacağın abi. Şu Yaman'la ortaklık bozulmuş ha? Aynı mekanda yapabileceğimiz bir iş planlıyoruz. O iş belli değil daha. Onlar iyi arkadaş. Ben aralarının düzeleceğini düşünüyorum. Bizim de bir teklifimiz olacak. Yaman bizim için İstanbul'daki işler için iyi bir kapı. Kızlar da İstanbul'u istiyor artık. Bilmiyorum. Bir toparlanalım da. Kendimizi temizlemek için hatırı sayılır bir zaman harcıyoruz. Eğer düzenli olarak duş alıyorsak ya da kendimizi saatlerce sıcak banyolarda liflerle ovuyorsak parazitler başka insanların problemi olmalı diye düşünüyoruz. Cildimize, özellikle de yüzümüz boyunca küçük bir kutuda tutuyor. Kutunun tavanına vurdukları için atlayacak bir yer olmadığını kavramıyorlar. Ne kadar ilginç. Bence de. Sirkteki usta onların yaklaşık 200 tanesini bir arada tutuyor. Yemek yedin demek. Yemiştim ama çıktı. Kim bilir nefis şeyler yedin. Pis boğaz. Bir tane daha söyledim. Sen yedin mi? Yedim. Ama seninle de yedim. Ben 215'e gelen hamburgerler 3 oldu. 1 mi 2 mi? 1. Evet tamam. 3 hamburger. Bir kola daha. Kola? Hı hı. Tamam. Thank you.
Sahneyi şuraya alabiliriz. Gösteriyi belki iç tarafta yapabiliriz. Çok mükemmel olacak. Yani bak şurada. Burası tamam değil mi? Yaman ne arıyorsun burada? Seymen'le konuşmaya geldim. Alo. Yaman. Burada mısın? Burada evet. Yaman gelmiş aşağıdaymış, seni görmek istiyor. Söyle iniyorum. Geliyor Yaman.